Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Hastanede tedavisi devam eden değerli milletvekilimizi Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum. 2024 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi hakkında turizm sektörünün beklentileri ve görüşlerimi paylaşmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle ülkemiz için stratejik bir sektör olan döviz girdisi, cari açığa katkısı ve dünya ile en rahat rekabet edebildiğimiz turizm sektörünün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genel bütçesi içerisinde aldığı payın bakanlığın işlevi hem ekonomik hem de kültürel hayatımızda yerine getirmesi beklenen icraatlara göre bence bu bütçenin yeterli olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yaklaşık 120 milyar dolarlık yatırımı, 55 milyar dolarlık geliri, 1,5 milyondan fazla çalışan emekçisiyle turizm siyaset üstü tutulması gereken çok önemli bir sektördür. Turizm tüm rakip ülkelerde öncelikli sektör olup bir meslek olarak kabul edilir. Turizm sektörü artık herkesin kendine göre yorumlandığı bir sektör olarak olmaktan çıkıp kendi mesleki normlarını, yatırım ve işletmecilik kurallarını kendisinin belirlediği bir sektör olması gerekmektedir. Turizm sektörünün içinden gelen bir meslektaşımız olarak öncelikle Sayın Bakan'a ve mecliste grubu bulunan tüm siyasi parti temsilcilerine bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle stratejik bir sektörün meslek yasasının olmaması oldukça vahimdir. Turizm meslek birliği yasasının bir an önce meclis gündemine almamız gerekiyor. Son yapılan değişikliklerle bütün konaklama tesislerinin turizm belgesi alması zorunlu hale geldi. Bu konuda sahadan gelen sorunları mutlaka bakanlığımıza iletilmektedir. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının faaliyet konuları ve ruhsat tarihi ile ilgili bakanlığa yapılan başvurularda yaşanan sorunlar vardır. Belediyelerin vermiş olduğu ruhsatların tarihleri ve bakanlığa başvuru süresi ya da faaliyet konularının uyumsuzluğu söz konusudur. İki parselde fiilen birleştirilerek yapılıp ruhsat alınmış olanların başvurularının bakanlıkça kabul görmemesi gün geçtikçe artan bir sorun haline geliyor. Bu konuya da işletmeleri kapanmaya zorlamadan çözüm getireceğinizi umuyorum. Bir başka sorun, turizm işletmelerinin girdi maliyetlerini azaltacak sektörel teşviklerin de hayata geçirilmesinden söz edilirken ne yazık ki sektör maliyet enflasyonu ve vergi artışları gibi bunun tam tersi uygulamalarla karşı karşıya kalıyor. Yine sektörün önemli girdilerinden olan içecekler üzerindeki sürekli ÖTV artışı ve değişen oranlar satış fiyatını belirlemede ve rekabette turizmcileri zor duruma düşürmektedir. Sektör adına önemli bir sorun da KDV artışı, konaklama vergisi ve turizme katkı payının üst üste gelmesi. Bunların hesaplanma biçimi yine sektöre ilave bir yük getirmektedir. Basit bir örneği sizle paylaşmak istiyorum. Bir konaklama tesisinin yıllık ortalama %20 kazanç ile çalıştığını düşünürsek bu hasılat üzerinden sadece ilave olarak 2022 yılında yürürlüğe giren %2'lik KDV artışı, %2'lik konaklama vergisi toplam hasılat üzerinden alınan ilave vergi yükü ile turizmcilerin %4 ile 6 arasında yıllık kazancını oranını düşürmektedir, karlılığını düşürmektedir. Bildiğiniz gibi zarar eden işletmeler gelir vergisi ödemezken sektör bu vergileri cirosundan ödemek zorunda kalıyorlar. Bu konuda en azından hesaplama yöntemi açısından sektörün bir iyileştirme beklediğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca stratejik bir sektör olan turizmi diğer sektörlerle karşılaştırdığımızda bu kadar yükü bize turizmcilerin üzerine yüklenmesi düşündürücüdür. Bildiğiniz gibi konaklama vergisinin direkt Maliye Bakanlığı tarafından alınmaktadır. Turizm Bakanlığı'nın bütçesine girmediğinden dolayı tahsil eden bu verginin en azından bir bölümünün bütün altyapı hizmetlerini sağlamakla yükümlü olan belediyelere aktarılması lazım. Aksi halde özellikle turizm bölgelerinde nüfus ve ziyaretçi sayısı artması sebebiyle bu hizmetlerin sürdürülebilirliği tehlikeye girecektir. Başkanım, süre isteyeceğim.
Tamamlayın. Turizm Geliştirme Ajansı'nın kurulması ile başlayan destinasyon bazlı pazarlama çalışmalarını çok yakından takip ediyorum. Ancak burada yapılan tanıtım çalışmalarının özellikle turizm bölgelerinin çeşitliliği düşünülerek yapılmasında sağdan istekler doğrultusunda vurgulamak isterim. Fethiye, Göcek, Marmaris, Datça, Bodrum sektörün deniz turizmi yapan bölümündeki işletmelerin önemli bir talebi var. İşletme belgesine sahip olan deniz turizmi amaçlı yatçılık faaliyetlerinde de KDV vergisinin konaklama işletmeleriyle eşitlenerek KDV oranını %10 olarak kullanılmasını talep ediyorlar. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla girişimlerde bulunacağız. Sayın Bakan, geçen hafta UNESCO'nun geleneksel zeytin yetiştiriciliğimizi listesine alınmasını paylaştınız. Bu habere elbette ki seviniriz. Ancak Akpelen başta olmak üzere özellikle Ege bölgesindeki taş ocağı, termik santral, maden... Teşekkür ederim. Bitirin lütfen. Nedenlerle bunca zeytin ağacı kıyımı yapılması sizce bu habere gölge düşürmüyor mu? Son olarak Antalya-Alanya arasındaki ulaşımın ana arteri olan D400 otoyolunun günümüz ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Ne yazık ki bu yolun hiçbir de alternatifi yoktur. Kuzey Çevre Yolu ihalesinin sıklıkla iptal edilmesi bir sıkıntı yaratıyor. Bir an önce ihalenin yenilerek yol yapımına başlanması gerekiyor. Bu konuda Sayın Ulaştırma Bakanımıza da girişimlerde bulacağız. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.